Selamlar arkadaşlar. Nihayet topraklarıma kavuştum. Eşim sağ olsun 4 paket almış getirdi bana. Onar litrelik. Güzel bir toprağa benziyor. Tabii açmadım ama hani iyidir diye düşünüyorum. Ben onun içerisine zaten karışım yapıyorum. Şimdi onları güzel karışım yapacağım. Daha sonrasında da çiçek ekim videosuna devam edeceğiz. Bugün bir küpeli çiçeğim var. Onun bakımını yapmam gerekiyor. Şöyle önce bir toprağımı hazırlayayım. Ondan sonra bakım işine devam edelim. Hazır. Şöyle kadrajıma tutmuşken sizlere sardunyamı da iyice bir göstereyim şöyle bir. Çok güzel coştu bu, böyle büyük kocaman devasa bir küp saksı arkadaşlar. Böyle kırmızı top top. Bir de burada ceylan gözlerim var. İki tane ceylan gözüm var. Bunlar geçtiğimiz yaz tırtıllar maalesef tıkır tıkır her tarafını yedi. Sadece böyle kuru kuru dalları kalmıştı. Hani çok ümidim de yoktu, olur mu olmaz mı diye ektim böyle. Gayet de keyifli, mutlu. Küp saksıyı da çok sevdiklerini düşünüyorum sardunyaların. Böyle yarı gölge alanda. Burası akşam üzeri güneş alıyor, balkonun bu kısmı. Tabi üzerinden koca bir kış geçti. Hiçbir bakım falan yapmadık. Şimdi birazcık gübre falan vermeye başlayacağım artık. Ama şunu yaptım 2 aydır özellikle. Hatta tam 2 ay bile değil. Yani 1 aydır. Tabi 1 aydır. Bir uyguladığım bir kür var. Ben kürlere çok inanmam ama bunu Canan Karatay'dan duyunca açıkçası güvendim, yapmak istedim. Kendim de tabii araştırdım. Ziraat mühendisleri var takip ettiğim. Onların da çok güzel bu konuyla ilgili fikirleri var. O yani araştırmalarıma göre gayet güzel. En neticede ortada siz de görüyorsunuz ve benim oğlum da bir kimyager. O da hani anne evet doğrudur, şu olur diye. İçtiğimiz işin özü, içtiğimiz Türk kahvelerini arkadaşlar atmadım. Onları bir kavanozda telbelerini biriktirdim. Sulandırdım, böyle üzerine su koyarak biriktirdim onları. Türk kahvesini. Çiçeği sularken mesela işte 1 litrelik suyun içerisinde bir kapak gibi, hani 1-2 yemek kaşığı kadar o telbeli Türk kahvesinden de koyup onu böyle açtım, sulandırdım. Bir sıvı bir gübre olmuş oldu. Onu da bulabilirsem kahvemi de şöyle şurada rafta, evet işte burada arkadaşlar, şöyle bir kavanozun içerisine kahve telvelerini döktüm. O şöyle nereye kadar? Şöyle kavanozun yarısına kadar doldurdum Türk kahvesini. Hani içtim içtim, içine doldurdum. Hani her gün içtiğim kahvenin telvesini. Sonra üzerine bir miktar da su koydum. Bu tabii ağzına kadar, ben bunu doldurmuştum. Birkaç ayda böyle mutfakta onu gölge bir yerde beklettim. Sonrasında da şimdi kullanmaya başladım. İşte 1 aydır, 1,5 aydır gibi bir zamandır kullanıyorum. Sadece sardunyalarımla denedim ve gördüğünüz gibi coştular. İnanın ki başka hiçbir koyun gübresidir, solucan gübresidir hiçbir şey vermedim. Çok da güzel gelişim gösterdiler. Gayet bol tomurcukları var. Yaprakları gayet güzel yerinde. Kocaman kocaman oldu. Bakın her yerinden böyle tomurcuklanmalar başladı. Yani ben hani yaptığımı, uyguladığımı size söylüyorum. Çok memnun kaldım. Canan Karatay'ın da Bodrum'da bir yazlık evi var ve YouTube kanalı var. Tavsiye ederim takip etmenizi. Orada sardunyaların arasında çok güzel videolar çekip paylaşıyor. Hani tıbbi videolar tabii ki de çekiyor. Sardunyalarına yaptığı bakımı bir gün anlatmıştı videosunda. Ben de çok hoşuma gitmişti ve denedim. Gerçekten de netice güzel. Yani Türk kahvesinin telvesi gayet güzel bir netice verdi. Sardunyalarımda ama sadece. Başka bitkilerde kullanmadım. Şimdi onu da sizlere hani anlatmış oldum bu videonun içerisinde. O zaman videonun diğer kısmına devam edelim. Şöyle toprağı da bir açtım. Bir görün arkadaşlar, ama ben beğenmedim yani. Ama tabii kullanacağım. Çünkü başka bir alternatifim yok şu anda. Yani gerçekten çok iyi bir toprak diyemem. Ben aslında Migros'tan almak istemiştim. Eşim gitmiş Şok Market'e, oradan almış. Hani iş yerine yakın çünkü onun market. Hemen oradan alıp akşam getirmiş eve. Ben Migros'tan almayı istiyordum, buradan caddeden. Valla olmadı. Şu diğer 3 paketi açmam, iade ederim. Çok böyle beğenmedim yani. Çamur gibi, bakar mısınız? Böyle daha tam çözülmemiş torf. Bakın. Ya bu toprak diyemem ben buna yani. Hani alacak olan arkadaşlar varsa da iyice bir düşünün. Şok Market'in toprağı bu. Bakın böyle top top oluyor. Yani sımsıkı oluyor. Bilmiyorum. Ama kullanacağım. Başka çarem yok. Yani toprak bu arkadaşlar. Dediğim gibi
Çok içime sinmedi. Böyle bir keçe gibi bir şey. Hani tor. Ekelim. Biraz da kendi toprağından da koyayım ben. Şöyle bir denge olsun. Şimdi birazcık da solucan gübresi koymak istiyorum. Nasıl çalıştım ama, değil mi? Pırıl pırıl. Normalde çok düzenliyimdir ama bazen böyle oluyor. Şöyle birazcık solucan gübresi de koyalım. Yani ben gerçekten bahçe marketin satmış olduğu ürünlerden hiç şaşmak istemiyorum ama işte gidemedik bu aralar. Toprakta acil lazım olunca eşim de markette görünce adamcağız aldı getirdi ama ne bileyim içinden böyle bir şey çıkacağını. Şimdi bizi uğraştıracak. Götür onları tekrar iade et. Ve işim yarım kalacak. Yeniden toprak al. Aşkın gözyaşlarını yine bunun dibine ekeyim bari ne yapayım. Şöyle hemen bir can suyumu da verelim. Biliyorsunuz ki küpe çiçekleri suyu severler, nemi severler. Sıcakla araları hiç yoktur. Sıcağı sevmez. Şöyle. Yine ben onun bambu çubuğunu da hemen şöyle takıvereyim. Tamamdır. Şöyle hemen onu bir de bağlayayım ki rüzgar çıktığı zaman uçuşmasın. Aslında budamak lazım. Ama bilmiyorum çok da bir sürü filizler de vermiş. Aslında şu üst tepeçeliğini alıp ay bilemedim. Şuradan keseceğim ya. Şöyle şu
tepeden bir alayım. Daha güzel dallanıp budaklansın. Şu alt dallarını da alalım. Onu da hemen buraya şöyle bir saplayalım. O da oradan mutlaka tutar. Aslında suda da köklendirilebilir ama direkt böyle ekildiğini de biliyorum ben. Şöyle. Şimdi şuradan bir bağlamaya çalışayım. Evet. Çünkü budandıkça daha çok yanlardan böyle kol atarak daha böyle dallı budaklı olacaktır. Evet. Şöyle gayet güzel oldu. Bir tık daha can suyu verelim. Evet, bir çiçek ekiminin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Birazcık böyle söylene söylene de olsa, toprak benim birazcık modumu düşürmüş de olsa ama yapacak bir şey yok. Diğer 3 paketi dediğim gibi iade edeceğim. Şimdi can suyumuzu verdik. Şu benim sulama kabım 1 litre. Bunun içerisine bir dahaki sulamada o kahve telvesinden koyacağım gübre olarak. Küpe çiçeğime de vereceğim arkadaşlar. Bakalım küpede nasıl bir etki edecek. Sardunyalarda gerçekten çok güzel oldu. Yani bakalım azot bakımından, çünkü yüksek bir oran o gübre. Benim oğlum da dediğim gibi kimyager olduğu için o da beni tabii bu konularda yönlendiriyor sağ olsun. Bakalım bir de küpe çiçeğini de deneyeceğim. Eminim ki onunla da işe yarayacaktır. Bu küpede gerçekten geçen yaz çok güzel böyle pembe pembe açtı. Çok tatlı güzel bir renk tonu var. Bunu yine balkonun yan tarafına, en böyle gölge kuytu tarafa koyacağım. Çünkü küpeler biliyorsunuz ki sıcağı hiç ama hiç sevmiyor. Güneşi hiç sevmiyor. O şekilde onu da muhafaza etmeyi tekrar düşünüyorum. Evet arkadaşlar, dediğim gibi birazcık modumu toprak benim düşürmüş olsa da yine de bir şekilde videoyu tamamladım. Bundan sonraki diğer ekim dikim işlerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.